Arkadaşlar hepinize merhaba. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Türkiye Geneli ENS deneme sınavının tarih sorularını beraber çözelim. İlk 5 soru sosyal bilimlerin bildiğiniz gibi tarih sorusu. Birinci sorudan başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar diyalog sorusu. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Sorumuz diyor ki bu diyalogda hangi öğrencinin edindiği bilginin ödevde yer almamalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi burada Emre'nin söylediği bilgiyle başlayalım. Emre diyor ki Büyük Hun Devleti hakkında çok fazla yazılı kaynak yoktur. Bilinen ilk hükümdarları Teoman'dır diyor. Bu bilgi doğru bir bilgi arkadaşlar. Gökçen'in söylediği bilgiye bakalım. Türk tarihinin ilk devleti olmakla birlikte Türk yönetim Anlayışının da temellerini atmışlardır. Bilgisi de doğru bir bilgi çünkü Hun devleti bildiğiniz gibi e, Türk tarihinin ilk devletidir. Dolayısıyla Türk yönetim anlayışının temelini de büyük Hun devleti atmıştır. Elif diyor ki arkadaşlar Çin ile hem yoğun bir mücadele yaşamışlar hem de ticari ilişkileri geliştirmeye çalışmışlar. Bu da bizim için doğru bir bilgi arkadaşlar çünkü Çin biliyorsunuz e, yoğun bir ticari potansiyele sahip hem de Türkler ürettiği ürünleri Çin'e satmakta ve ihtiyaç duyduğu ürünleri de Çin'den almaktadır. Dolayısıyla bu bilgi de doğru bir bilgi. Sude'nin verdiği bilgiye bakalım. Çin baskısı sonucu siyasi varlıklarının sona ermesiyle boyların bir kısmı batı yönünde göçe başlayarak kavimler göçünü başlatmışlardır diyor. Bu bilgi de doğru bir bilgi arkadaşlar. Yusuf'un söylediğine bakalım. Çin egemenliğine karşı Kürşat ayaklanması girişimi ile özgürlüklerine düşkün olduklarını göstermişlerdir diyor. Arkadaşlar bu bilgi tabii ki doğru bir bilgi ancak bu bilgi Büyük Hun Devleti ile ilgili değildir. Daha çok Göktürk Devleti ile ilgili bir bilgidir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuzda Mısır'da kurulan bir Türk İslam Devleti olan Tolunoğlu Devleti ile ilgili bir paragraf verilmiş. Hemen paragrafımıza bakalım. Tolunoğlu Ahmet, Abbasilerin egemenliği altında bulunan Mısır'a vali olarak atanmıştır. Abbasilerin yönetim merkezi olan Bağdat'ta ortaya çıkan saltanat mücadelelerinden yararlanarak 868 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Tolunoğlu Ahmet kısa süre içerisinde Filistin, Suriye, Lübnan gibi bölgeleri de kurduğu devletin sınırlarına katmıştır diyor. Sorumuz diyor ki bu bilgiye göre değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Arkadaşlar birinci değerlendirmemize bakarsak Abbasilerde merkezi otoritenin zayıfladığını söyleyebiliriz. Çünkü hem Abbasilerin yönetim merkezi olan Bağdat'ta e, ortaya çıkan saltanat mücadelelerinden bahsediliyor. Hem de Tolunoğlu Ahmet'in Abbasi toprağı olan Mısır'da bağımsızlığını ilan ettiğinden bahsediyor. Demek ki Abbasilerde merkezi otorite zayıflamıştır. İkinci değerlendirmemize bakalım. Tolunoğlu Ahmet daha önce Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerini örnek almıştır diyor arkadaşlar. Sorumuzun dikkat edin bize söylediği bu bilgiye göre. Dolayısıyla bizim elimizdeki metinde e, Tolunoğullarından önce Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'nden bahsetmiyor. Hem de zaten bildiğiniz gibi Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti Tolunoğullarıdır. Dolayısıyla ikinci değerlendirmeyi yapamıyoruz arkadaşlar. Üçüncü değerlendirmemize bakalım. Abbasilerin sınırlarının daraldığını tabii ki söyleyebiliriz çünkü Tolunoğlu Ahmet bir Abbasi toprağı olan Mısır'da bağımsızlığını ilan ediyorsa Abbasilerin sınırda daralmıştır. Dolayısıyla yapılabilecek olan değerlendirmeler 1 ve 3'tür. Doğru cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Osmanlı'nın kuruluş süreci ile ilgili bir sorumuz var. Paragrafımızda şu bilgiler veriliyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde düzenli askeri birlikler oluşturulmuş. Fetih hareketleri hızlanmıştır. Bursa'nın fethiyle başlayan süreç İznik ve Çimpe Kalesi'nin alınması ile devam etmiştir. Özellikle Çimpe Kalesi Gelibolu'da bulunduğu için ayrı önem taşımaktadır. Anadolu'da da sınırlarını genişleten Osmanlı Devleti Karesi oğulları beyliğini topraklarına katmıştır diyor. Özellikle buranın altını çiziyorum. Sorumuz diyor ki bu metinde Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmemiştir diyor. Arkadaşlar en çok zaten gördüğünüz gibi giriş kısmında ordudan bahsediliyor. Toprak kazanımı da C seçeneğinde bahsediliyor. Fetihlerden başlıyor. Bursa'nın fethiyle başlıyor. Daha sonra İznik ve Çimpe Kalesi'nden bahsediliyor. Rumeli'ye geçiş yani Avrupa'daki Osmanlı topraklarının fethiyle ilgili özellikle burada ilk olarak bildiğiniz gibi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi'nden bahsediliyor. Dolayısıyla Rumeli'ye geçişten de söz edildiğini söyleyebiliriz. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nden de bahsediliyor arkadaşlar. Anadolu Türk Siyasi Birliği bildiğiniz gibi Anadolu'daki tüm Türk siyasi unsurların tek bir çatı altında toplanmasıdır. Dolayısıyla burada Karesi oğullarının e, egemenlik altına alınması altına çizmiştim ilk başta. E, dolayısıyla bu da bir Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlama faaliyetidir. Bundan da bahsedildiğini söyleyebiliriz. Ancak bize verilen metinde eğitim konusundan bahsedildiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla aradığımız cevap B seçeneği. Dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Mondros Ateşkesi ile ilgili bir sorumuz var. Bu sorumuz diyor ki Mondros ateşkesinde yer alan bu kararlarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Bilgiye bakalım arkadaşlar. Mondros ateşkesinde Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ulaşım ve haberleşme ağları itiraf devletlerinin kontrolüne bırakılacak ve itiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir bölgeyi işgal edebileceklerdir. Kararları alınmıştır diyor. Hangi çıkarımı yapamayacağız ona bakalım. A seçeneğinden başlayalım. İtilaf devletleri Osmanlı'nın savunmasız kalmasını hedeflemişlerdir diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi Osmanlı ordusu terhis edilecek diyor. Bu da Osmanlı'nın savunmasız kalması anlamına geliyor. B seçeneğine bakalım. Anadolu'da işgallere karşı herhangi bir direniş veya tepkinin oluşmaması amaçlanmıştır diyor. Evet çünkü ulaşım ve haberleşme ağlarının itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması ee, özellikle bir direniş veya tepkinin oluşmaması içindir. C seçeneğinde Anadolu'daki işgaller kolaylaştırılmaya çalışılmıştır diyor. Evet bu çıkarım da yapılabilir arkadaşlar. Çünkü ordunun terhis edilmesi, ulaşım ve haberleşme ağlarının, itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması Anadolu'daki işgalleri kolaylaştırmaya yöneliktir arkadaşlar. E seçeneğine geçelim. Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına müdahale edilmiştir diyor. Evet, altının çizdiğim unsurlar Osmanlı Ordusu'nun terhis edilmesi, haberleşme ağlarının, ulaşım ağlarının, itiraf devletlerinin kontrolüne alınması ve özellikle güvenliklerini tehdit eden herhangi bir bölgeyi işgal edebileceklerdir e, terimi e, bize e, Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına müdahale edildiğini gösteriyor. D seçeneğine dönecek olursak arkadaşlar... Osmanlı devleti hukuken sona ermiştir diyor. Arkadaşlar bize verilen bilgilere göre Mondros Ateşkesi ile ilgili böyle bir çıkarımda bulunamayız. Biz ancak şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz bize verilen bilgilere göre Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir diyebiliriz. Çünkü askeri gücünü kaybediyor. Dolayısıyla Osmanlı devletinin bu bilgilere göre hukuken sona erdiği ile ilgili bir çıkarım yapamayız aradığımız cevap. D seçeneği. Son soru, beşinci sorumuza geçelim. Tarih sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki diyagramda verilen kavramlardan hangisi... ...cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgili değildir diyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi cumhuriyetçilik ilkesi... ...halkın kendi kendini yönetmesi e, anlamına gelen... ...cumhuriyeti esas almak ve e, cumhuriyet rejimini e, uygulamaktır. Dolayısıyla e, cumhuriyetle ilgili... Kavramlara bakacağız. Dolayısıyla bunlar da cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olmuş olacak. İkinci öncülden başlayalım arkadaşlar. Demokrasi kavramı cumhuriyetçilikle ilgilidir. Çünkü demokrasi halkın temsil edilmesi demek. Bu da cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli unsurudur arkadaşlar. Yine meclis temsil makamıdır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi milletin temsil makamıdır meclis. Bu da cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir. Yine halk egemenliği anlamına gelen milli egemenlik bu da cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir. Seçme ve seçilme kavramları da cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir. Ancak devletin ekonomik işletmeler açması anlamına gelen kamu iktisadi teşebbüsleri cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgili değildir. Dolayısıyla aradığımız cevap arkadaşlar A seçeneği. Evet, ENS Türkiye Geneli Deneme Sınavının tarih sorularını hep beraber cevapladık. YKS sınavında hepinize başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Ünlü. ENS coğrafya yazarlarından birisiyim. E, bugün sizinle... ENES'in Türkiye genel denemesinin coğrafya sorularını çözeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. 6. sorudan. Önce sorumuzu okuyalım. Diyor ki: Aşağıda coğrafyanın yararlandığı bazı bilim dallarının, bilimlerin konusu verilmiştir. Buna göre verilen coğrafya bilimleri aşağıdakilerden hangisi de doğru eşleştirilmiştir diyor. Şimdi bakıyoruz. Birincisi litosferi oluşturan unsurları, litosfer olaylarını ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini inceliyormuş. Yani şimdi litosfer dediğine göre arkadaşlar Hemen aklımıza yer kabuğu geliyor. Dolayısıyla yer kabuğunu inceleyen hangisi? Jeomorfoloji. Ya A şıkkımız ya da B şıkkımız sorumuzun cevabı olacak. Devamına bakalım. Atmosfer ve hava olaylarını, iklim elemanlarını ve yeryüzünde görülen iklim tiplerini inceler demiş. E tabii ki birçok arkadaşımın hemen hava olayları, iklim deyince klimatolojiye yönlendiğini tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B. Bu arada biliyorsunuz Biyo coğrafya canlılar coğrafyası demek. Kartografya harita demek. Hidrografya da suları inceleyen bilim. Onun için cevabımız net olarak B şıkkı arkadaşlar. Hemen geçelim dilerseniz 7. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki tabloda Somali ve Almanya ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerin hangisi? Bu iki ülkeyi gelişmişlik açısından karşılaştırmak için kullanılan ölçütlerden biri olamaz. Evet, gelişmişlik kriterleri olamayanı soruyor. Şimdi bakalım. Beklenen yaşam süresi. Şimdi sizlerin de bildiği gibi gelişmiş ülkelerde arkadaşlar beklenen yaşam süresi, ortalama yaşam süresi uzun olur. Geri kalmış ülkelerde kısa olur. Okur yazar oranı aynı şekilde gelişmiş ülkelerde yüksek olur. Eğitim seviyesi yüksektir. Geri kalmış ülkelerde düşük olur. Doğal nüfus artış hızı bildiğiniz gibi gelişmiş ülkelerde düşük olur. Geri kalmış ülkelerde doğal nüfus artış hızı daha yüksek olur. Doğum oranları daha fazladır. Eğitim seviyesiyle kadınların toplumdaki hayattaki, toplum hayatındaki rolünün azlığıyla ilgili e, milli gelir zaten en önemli kriterlerden birisidir. Gelişmiş ülkelerde milli gelir yüksek olur. Geri kalmış ülkelerde ise az olur. Ancak nüfus miktarı asla bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Nüfusu çok olup gelişen ülkeler de var. Mesela Japonya gibi. Ama nüfusu az olan geri kalmış ülkeler de var. Örneğin Nijerya gibi. Dolayısıyla burada bizim cevabımız arkadaşlar kesin olarak A seçeneğidir. Bunu da bulduğunuzu düşünüyorum. Evet geçelim hemen 8. sorumuza. Aşağıda atmosferin katmanları verilmiştir demiş. Burada görüyorsunuz güzel bir görselimiz var. Bazı görseller e, yerleri katmanların verilmiş ama bazıları verilmemiş. Biz genel kültür bilgilerimizle kullanarak bu soruyu çözeceğiz. Demiş ki atmosferin katmanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi birinci kat bir numaralı yer iklim olaylarının gerçekleştiği katmandır. Evet arkadaşlar bilen arkadaşlarım vardır. Bir numaralı yer hangisi oluyor? Troposfer atmosferin en alt katmanı. Su buharı burada olduğu için iklim olayları bu katmanda gerçekleşir. Ee, ozon tabakasının önemli bir kısmı stratosfer. Evet stratosfer ikinci katmanımız biliyorsunuz stratosferin üzerinde ozon tabakası var ve ozon tabakası da güneşin ultraviyole ışınlarını tutan tabaka yani bu bilgimiz de doğru. Üçüncü katman olan mezosferde meteorlar sürtünerek parçalanmaktadır. Evet üçüncü katman mezosferdir ve meteorlar orada göktaşları yani atmosfere girdiklerinde sürtünmeden dolayı ya yanarak yok olurlar ya da büyükleri parçalanarak küçük parçalar halinde dünyamıza Düşer. Yani bu bilgi de doğru. Peki e, D'ye bakalım. En soğuk katman termosferdir diyor. E'de de yer çekiminin en az olduğu egzosferdir diyor. Şimdi tahmin edersiniz yer çekimi yerden uzaklaştıkça azalır. Dolayısıyla egzosfer yeryüzüne en uzak katman olduğu için yer çekiminin en az olduğu katman olması normaldir. Ancak en soğuk katman termosferdir sözü yanlış. Çünkü termosferde e, güneş ışınları radyo dalgalarına oradaki gazları ayırdığı için müthiş bir ısı ortaya çıkar ve oranın sıcaklığı son derece yüksektir. Zaten en soğuk katmanda termosfer değil egzosferdir. Yani burada yanlış olanı da istediği için dediğim gibi cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen dokuzuncu sorumuza geliyoruz. Dokuzuncu sorumuzda klasik sorularımızdan bir tanesi daha önceki yıllarda defalarca benzerleri çıkan sorulardan biri. Şimdi diyor ki Y limanından çıkan bir petrol gemisi belirtilen güzergahı izleyerek X limanına ulaşmıştır. Buna göre geminin aşağıda verilen su yollarından hangisini kullandığı söylenemez. Şimdi Y limanı Basra Körfezi'nde biliyorsunuz İran'ın Abadan limanı. Ha, bunu bilmeniz çok şart değil ama bu coğrafyada çok önemli petrol yatakları olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Şimdi buradan çıktığı zaman ilk olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor arkadaşlar. Şurası Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nı buradan eledik. Oradan geliyor böyle arkadaşlar Umman Denizi'nden Babil Mendeb Boğazı'na geliyor. Babil Mendeb burada seçeneklerimizde yok sorun değil. Kızıl Denize geliyor arkadaşlar. Şurası Kızıl Deniz. E şurası Süveyş Kanalı. Bakın Süveyş Kanalı da dolayısıyla elenmiş oldu. Onu da burada eledik. Akdeniz'e geçti. Akdeniz'e geçti. E şurada da Cebeli Tarık Boğazı var. Dolayısıyla onu da elemiş olduk. Atlas Okyanusu'na geçerken ardından devam etti ve şuradan arkadaşlar Dover Boğazı var. Nerede? İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nde. Orayı da geçti ve buradan Danimarka'ya ulaştı. Dover Boğazı'nda sildik. Malakka Boğazı bu güzergahta yok. Peki Malakka Boğazı nerede arkadaşlar? Malakka Boğazı şurada Endonezya ile Malezya arasında olduğu için bu sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet geldik arkadaşlar son sorumuza. Şimdi burada da yine önemli sorulardan bir tanesi var. Demiş ki aşağıda bazı afet türleri ilgili bilgiler verilmiştir. Bu afetler aşağıda verilenlerle eşleştirildi. Hangisi dışarıda kalır? Evet şimdi birinciye bakalım. 1918-1919 yılları arasında meydana gelen İspanyol gribi sonucunda milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesi. Evet arkadaşlar bu tamamen biyolojik bir afet ve hakikaten o dönemde Atatürk de bu hastalığa yakalanmış. Ee, Allah'tan tabii ki tedavisi başarılı olmuş arkadaşlar. Bu biyolojik doğal afet. Devam edelim. 1970'te Pakistan ve Hindistan'da meydana gelen Bahola kasırgası sonucunda 300 binden fazla insan yaşamını kaybetmiş. Bakın kasırga diyor arkadaşlar. E kasırgalar hepinizin bildiği gibi tropikal kuşakta olur ve klimatolojik kökenli bir afettir. Bu da böyle. 2004 yılında Endonezya'nın Sumatra adasına meydana gelen tsunami sonucunda 230 bine yakın insan yaşamını yitirmiştir. Şimdi burada hani benim e, dershanecilik tarafımdan da bildiğim için Tsunami deyince birçok arkadaşımız böyle aklına tabii ki dev dalgalar geliyor, su geliyor ve bunu hidrolojik olarak işaretleyebiliyorlar. Halbuki burada tsunamiye neden olan etkene bakacağız. Tsunami neden olur? Denizin dibinde çok büyük bir deprem olursa, büyük bir volkan patlarsa ya da çok büyük bir kütle hareketi olursa gerçekleşir. Yani dolayısıyla aslında o jeolojik kökenli bir doğal afettir su onun sonucunda o anlattığım sarsıntıların sonucunda çok yükselir. O yüzden hidrolojik diye herhangi bir hataya düşmüyoruz. Jeolojiyi burada eledik. Gelelim son seçeneğimize. Ne demiş? 1999'da Venezuela'da gerçekleşen Vargas Seli sonucunda 30 bin kişinin yaşamını yitirmesi e, sel diyor arkadaşlar görüyorsunuz. Sel de hidrolojik yani su kökenlidir. Burada verilmeyen afet teknolojik kökenli afettir. ...zaten şıklarımıza da açıkladığımız için... ...arkadaşlarımın bu soruyu güzellikle... ...kolaylıkla anladığını tahmin ediyorum... ...herkese başarılar diliyorum... ...iyi çalışmalar. Değerli arkadaşlarım merhabalar... ...adım Efe Rıdvan Koçyiğit... ...NS yayınlarının Türkiye geneli... ...birinci deneme sınavının... TYT felsefe sorularıyla devam ediyoruz. Felsefe sorularına başlıyoruz. 11. sorumuz Marx'ın bu ifadesinden felsefeye dair aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diye soruluyor. Karl Marx, Faurbach üzerine yazdığı 11. tezinde filozoflar şimdiye kadar dünyayı yorumlamakla yetindiler fakat asıl olan onu değiştirmektir demiştir. A'da felsefe kendini kısır tartışmalardan uzaklaştırmalıdır ama burada herhangi bir kısır tartışma örneği veya bir bilgi aktarımında bulunulmuyor. C'de felsefe olguların dışında olan konularla ilgilenmemelidir. Ama Karl Marx'ın bu sözünde doğrudan filozofların olgusal dünyaya yönelmeleri gerektiği ile alakalı bir ipucu da bulunmuyor. Üstelik felsefe olgusal olmayan konularda da söz sahibi olan bir etkinliktir. Karl Marx yine bu sözüyle felsefeye bilimsel bir kimlik kazandırması gerekliliğinden veya felsefenin öneminin onun bireyin hayatındaki işleviyle birlikte düşünülebilmesinden de bahsedilmiyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi Karl Marx eşitlikçilik anlamına gelen sosyalizmin de fikir babalarından ve önemli temsilcilerinden biridir. Dolayısıyla da Karl Marx toplumcu bir bakış açısıyla aslında insanların eşit olması gerektiği fikrini ileri sürer. Yani filozofların dünyayı yorumlaması ona göre çok önemli değildir. Ona göre yapılması gereken Yeni baştan dünyayı değiştirmektir. Yani burada toplumcu bir bakış açısıyla felsefenin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğinden bahsediyor filozof. Bu yüzden de cevabımız B oluyor. Değerli arkadaşlarım 12. sorumuzla devam ediyoruz felsefeye. Bu dizeler aşağıdakilerden hangisini açıklamak için örnek verilebilir diye soruluyor. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan. Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. Küçük oyunlar istemiyorum albayım. Kelimeler, kelimeler albayım. Bazı anlamlara gelmiyor. Arkadaşlarım, argüman herhangi bir felsefi iddia ile alakalı ortaya koymuş olduğumuz inandırıcı belge demektir. Tüme varım tek tek bilgilerden hareketle genellemelerde bulunmaktır. Bir akıl yürütme yöntemidir. Refleksif düşünme felsefi düşüncenin özelliklerinden biridir. Zihnin kendine yönelik ikinci kez düşünmesi yani düşünme üzerine düşünme anlamına gelir. Tümden gelim ise bir akıl yürütme yöntemidir. Bütünden parçaya yani genelden özele dair bir çıkarımda bulunmayı gerektirir. Mesela bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır o halde Sokrates de ölümlüdür dersen bu tümden gelimsel bir yöntem olur. Oğuz Atay'ın dizelerinde değerli öğrenci arkadaşlarım çelişiklik örneklendirilmiş. Çünkü bakın insan bazen tehlikeli oyunlar oynamak istiyor ama kılına da zarar gelsin istemiyor. Yani bakın burada aynı anda iki zıtlık karşımıza çıktığı için bu durum tutarsızlık anlamına gelen çelişiklik ile alakalıdır. Dolayısıyla da cevabımız B olacaktır. 13. soruyla devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı soruluyor? Geçtiğimiz yıllarda 4. bölümü çekilen Matrix film serisinin ilk bölümü özellikle felsefi alt metinlerle doludur. Filmde Platon'un mağara örneğindeki mahkumun gerçekliği önlerindeki gölgelerden ibaret sanması ve akabinde mağaradan dışarı çıktığında yaşadığı şaşkınlık gibi filmin ana karakteri Neo'da gerçek olduğuna dair en ufak bir şüphe duymadığı dünyanın dışında bambaşka bir gerçeklik olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Serinin ilk filminin bir sahnesinde filmin ana karakteri olan Neo ve Morpheus arasında bir konuşma geçer. Morpheus Neo'ya bir kırmızı, diğeri mavi iki tane hap uzatır. Eğer kırmızıyı seçerse şu ana kadarki gerçeklik algısı yerle bir olacak. Nesnel dünyaya dair düşündüğü hakikatin aslında bambaşka olduğunu görecektir. Mavi hap ise içinde bulunduğu evrenin gerçekliğinde kalmasını sağlayacaktır. Neo kırmızı hapı seçer ve gerçekten hakikate dair algısı tamamen değişir. Gözlerim der Neo, gözlerim acıyor. Çünkü şu ana kadar hiç kullanmadın diye cevap verir Morpheus. Değerli arkadaşlarım A'da diyor ki... ...Platon bütün filozofları etkilemiş bir düşünürdür. Fakat parçamızda Platon dışında başka bir filozoftan bahsedilmiyor. Yani Platon'un başka filozofları etkilemesine değinilmiyor parçada. Ki zaten bize vurgu yapılan durum sorulmuş. C'de Matrix filminin yapımcısı da idealist felsefeyi benimsemiştir. Lakin filmin yapımcısının düşüncecilik, fikircilik anlamına gelen ve Platon'la özdeşleştirebileceğimiz idealist varlık anlayışını benimsemesinden bahsedilmiyor. Matrix serisinin tamamı Platon felsefesi üzerine kurulmuştur. Bakın burada Matrix ile alakalı kısa bir bilgi var. Biz bu bilgiden hareketle Matrix filminin tamamının Platon'un felsefesi üzerine kurulduğu sonucuna ulaşamayız. Bazı düşünürler düşüncelerini sanat ve edebiyat ekseninde şekillendirmişlerdir. Lakin Platon'un bilgi, ahlak, siyaset gibi çok önemli görüşleri de vardır. Yani sadece bu iki alan üzerinde şekillendirdiği sonucuna da ulaşamayız. Arkadaşlar burada bakın aslında filozofların nedenli büyük etkiler yarattığını görüyoruz hayatımızda. Bakın Matrix filmine yani Platon'un yaşadıktan yaklaşık öldükten 2400 yıl sonra çekilen bir filme ilham kaynağı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla uzun yıllar geçse de bazı düşünürler günümüzde felsefe dışında da özellikle sanat alanında etkisini sürdürüyor. O da Platon'dur. Ben kısa da olsa Platon'un varlık anlayışından bahsetmek istiyorum. Platon değerli arkadaşlarım Matrix örneğinde olduğu gibi aslında gerçek dünyanın bu dünya olmadığını, gerçekliğin ideallerde olduğunu, yaşadığımız dünyanın ise İdeaların bir kopyası olduğunu söyler. Hatta yaşadığımız dünyanın aslında gerçekmiş gibi görünse de gerçekliğin bir kopyası olduğunu mağara alegorisiyle bizlere açıklar. Bu mağara benzetmesi ve hikayesine göre birkaç tane tutsak mağarada ellerinden ayaklarından zincirli bir şekilde durmaktadır ve sürekli karşı tarafı görmektedir. Kendi kendilerini imrenirler tutsaklar. Hapis hayatında oldukları için dışarıyı özlemle ve istekle dışarıda olmayı isterler daha doğrusu. İçlerinden biri kaderine razı olmaz. Kendisine verilenlerle yetinmez ve zincirlerinden kurtulunca dışarıya çıkar ve hayatının büyük bir şokunu yaşar. Çünkü uzun bir süredir gerçek diye gördüğü varlıkların aslında gerçekliğin birer kopyası olduğunu anlar sevgili arkadaşlarım. Hatta bunu arkadaşlarına söyleyince ona inanmazlar. Aslında Platon bize burada bir ipucu vermektedir değerli arkadaşlarım. Aklımızı kullanmamız, cesareti göstermemiz gerektiğinden, bize verilenlerle yetinmemek gerektiğinden bahseder filozofumuz ve bu fikirleri de birçok insanı etkilediği gibi Matrix filmini de etkilemiştir. Cevap B olur. Değerli arkadaşlarım 14. soruyla devam ediyoruz. Buna göre Karl Marx'ın Hangi bakımdan Hegel'den farklı olduğu söylenebilir diye soruluyor. Hegel yabancılaşmayı ideyanın kendinden uzaklaşıp kendi dışına çıkması şeklinde açıklamıştı. Bu yabancılaşma kuramı Marx tarafından da ele alındı. Ama Marx ideayı yani düşünceyi, fikri toplum ve insan temelinde başat aktör olarak görmeyip tarihin devindirici gücünün insan olduğunu savunarak insanoğlunun maddi temelli eylemlerini ele aldığı için yabancılaşmayı da bu madde kuramı içerisinde ele almıştır. Arkadaşlarım, Marx Hegel'den sonra yaşamıştır ve onun diyalektik düşüncesinden etkilenmiştir. Hatta Karl Marx'ın şöyle bir sözü var. Hegel'in baş aşağı duran felsefesini ayaklar üzerine oturttuk. Çünkü Karl Marx'a göre Hegel varlığı ideayla, soyut bir ögeyle başlatmıştır. Karl Marx'a göre ise varlığın başlangıcı maddi temele dayanmaktadır. Bakın materyalisttir, maddecidir Karl Marx. Yabancılaşmayı reddetmiyor zaten. Yabancılaşma kuramının Marx tarafından ele alındığı da ikinci satırımızda geçiyor. Düşünceyi öncelemiyor. Düşünceyi önceleyen Hegel'dir değerli arkadaşlarım. Metafiziği kabul etmez Karl Marx. Çünkü metafizik duyu organımızın dışındaki alan demektir. Karl Marx materyalist olduğu için sadece maddiliği, somutluğu baz alır. Maddeyi tanrıya da bağlamaz bir tanrı fikri yoktur Karl Marx'a göre. Çünkü olgusal, somut varlıkları esas olarak kabul ediyor. Peki Marx'ı Hegel'den ayıran nitelik nedir değerli arkadaşlarım? Maddi temelli açıklamasıdır varlığı. Yani madde dışında bir gerçekliği kabul etmiyor Karl Marx. O yüzden varlık felsefesine Karl Marx materyalist yani maddici bir filozoftur. Cevabımız C olacaktır. Sevgili arkadaşlarım 15. soruyla devam ediyoruz. Thomas Kuhn'un bu görüşlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bir bilgi o zamana kadar çürütülmemişse bundan sonra çürütülemeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Tarih yüzyıllarca doğru kabul edilmiş kuramların çöplüğüdür aynı zamanda. Elbette bu sözlerden bir kuramın mutlaka çürütüleceği yanlış olduğu fikri çıkarılmamalıdır. Ancak kanıtlanmış da olsa onu kabul etmek için iyi nedenlerimiz de olsa yanlış olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. 20. yüzyılın çok büyük bir bilim felsefecisidir Thomas Kuhn değerli arkadaşlarım. A seçeneğine bakalım. Bir kuram deney ve gözleme dayanıyorsa onun yanlış olması mümkün değildir. Arkadaşlar bilimsel bilgiler yanlışlanabilir. Az sonra bir örnek vereceğiz. Zaten ilk cümlemize bakalım çürütülmemişse bundan sonra çürütülemeyeceği anlamına gelmez diyor. Yani bilimsel bilginin çürütülme ya da yanlışlanma ihtimali her zaman vardır. Bir bilgiyle ilgili birçok deney yapıldıysa gereken genellemelere ulaşılabilir. Bundan da bahsetmiyor Thomas Kuhn. E, nitekim tek bir örnekle bilimsel bir iddia yanlışlanabilir. Bir kuram bilimsel ölçütlere göre sorgulanmalıdır. Burada bilimsel ölçütlere göre sorgulanması gerektiğinden söz edilmiyor. E'de de bir kuramın doğrulanması için dayanaklara sahip olması gerekir. Burada bilimselliğin ölçütünün doğrulanabilirlik ve doğrulanabilir olması için de dayanaklara, temellendirmelere, argümanlara sahip olması gerektiğinden bahsedilmiyor. Arkadaşlarım bir bilgi var. Bu çürütülememişse ileride çürütülemeyeceği anlamına Gelmez ifadesi bilimsel bilginin her zaman yanlışlanmaya müsait olduğunu bizlere gösterir. Hatta Thomas Kuhn'un verdiği bir örnekle ben size bu durumu açıklayayım. Cevap D olacaktır. Thomas Kuhn bilimde ani sıçramalardan ve radikal değişikliklerden bahseder arkadaşlar. Hatta bilim insanının kişisel inançlarının onun çalışmalarını etkileyebileceğini de söyler. Bilimde devrimden bahseder. Hızlı değişikliktir devrim. Buna örnek olarak da Nikolay Kopernik'i verir. Arkadaşlarım 2000 yıl boyunca dünyanın birçok bölgesinde Aristoteles'in ve Batlamyus'un evrenin merkezinde dünya sabit bir şekilde durmaktadır görüşü kabul edilmiştir yaklaşık 2000 yıl boyunca. Bakın 2000 yıl boyunca kabul edilen, o dönemki şartlara göre kabul edilen bilimsel bir bilgi var. Bunu ilk kez yanlışlayan Kopernik'tir. Kopernik demiştir ki hayır yanıldınız. Evrenin merkezinde güneş sabit bir şekilde duruyor. Kopernik de daha sonra yanlışlanmıştır arkadaşlar. Çünkü biz biliyoruz ki güneş de sabit bir şekilde durmuyor. Yani bilimsel bilgiler çürütülmeye veya yanlışlanmaya müsaittir. Cevabımız D olacaktır. Değerli arkadaşlarım din kültürü ve ahlak bilgisi sorularına başlıyoruz. 16. sorumuz. Bu parça soruların hangisine cevap vermemektedir diye soruluyor. İslam'da bilginin kaynaklarından biri olan selim akıl bireyin manevi gelişiminin de merkezindedir. İslam inancına göre insan akıl sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu akıl sayesinde sorumluluklarını anlar ve Allah'ın iradesini doğru bir şekilde kavrar. Ancak insan doğru düşünme ve doğru karar verme yeteneği sayesinde Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürebilir. Arkadaşlar burada bilgi kaynaklarından Selim Akın nedir sorusunun yanıtı var. Bakın bilginin kaynaklarından biridir ve bireyin manevi gelişiminin de merkezinde bulunur. A'ya ulaştık. Peki Selim Aklın manevi hayattaki yeri nedir? Mesela bu aklı sayesinde yani Selim Aklı sayesinde insanoğlu sorumluluklarını anlayabiliyor ve Allah'ın iradesini doğru bir şekilde kavrayabiliyor. Selim Aklın din ile ilişkisi nedir? Değerli arkadaşlarım, insanoğlu kendisine verilen düşünme yetisiyle diğer varlıklardan farklıdır. Birçok farklı özelliğimiz var ama... ...dinsel anlamda bakıldığı zaman en önemli farkımız akıl sahibi olmamızdır. Zaten bu yüzden e, Allah'a kullukla şereflendirilmiş bir varlıktır insanoğlu. Bakın doğru düşünme ve doğru karar verme yeteneği sayesinde Allah'ın rızasına da erişebiliyor. Yani dinle ilişkisi de var. Peki Selim aklın özellikleri nelerdir arkadaşlar? Bireyin manevi gelişiminin merkezinde olması, insana verilmesi ve bu selim akıl sayesinde sorumlu olmamız da D seçeneğine karşılık gelir. Ama parçamızda İslam'da bilginin kaç kaynağı vardır sorusunun yanıtı bulunmuyor. Mesela sadık haberden, vahiden veya salim duyulardan söz edilmiyor. Bu yüzden cevabımız E oldu. 17. sorumuz buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kur'an'ın iman kavramına iman akıl ve delillerle elde edilen ve kalpte kesin bir inanç, iman, kalbin tasdik ve onayı, iman olumlu fiil ve davranışları yönelten güç, iman, emniyet ve güven içinde yaşama gibi anlamlar yüklemektedir. Arkadaşlarım, iman, kişinin Allah'a olan inancını sağlamlaştırır. Zaten bakın kalbin kesinlikle tasdik ve onayı söz konusudur. Aynı zamanda da İmanı hayatımıza uyguladığımız zaman Allah olan inancı kişinin sağlamlaşmış olur. İman kişisel yaşamda uygulanması ve somutlaştırılması gereken bir durumdur. Yani imanın ilkelerini özümsemek ve bunu pratik hayatımıza uygulamak gereklidir. Çünkü bakın davranışları da yönetmesi gerektiğinden söz ediliyor. D'de iman akıl ve duyguların birlikte çalışmasıyla elde edilir. Evet akıl ve delillerle elde edilen ve kalpte kesin bir inanç gibi bir anlam yükleniyor. Buradaki kalpte daha doğrusu duygusal anlamda değerlendirilebilir. İman insanın yaşantısında kendine ve yaratıcıya güvenme halidir zaten. Emniyet ve güven içinde ifadesi de E seçeneğine karşılık gelir. C'ye dikkat edelim. Diyor ki iman kalpte yaşanması yeterli bir duygudur. Tam tersine kalpten benimsemek kalbi olarak özümsemek gerekir. Aynı zamanda bunu hayatımıza, davranışlarımızla bakın fiillerle uygulamak gerekir. Yani pratiğe aktarılmalıdır iman. Dolayısıyla cevap C olur. 18. sorumuz bu parçadan harekette aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ayşe ve Değerler Kulübü'ndeki arkadaşları sosyal sorumluluk faaliyeti için bir gün bir el adını verdikleri bir proje geliştirdiler. Bu projeyle alt sınıftaki öğrencilerin zayıf oldukları derslerde onlara yardım etmeyi ve bir gün bir el bana yardım etti ve ben başarılı olabildim cümlesini daha fazla öğrenciye söyletebilmeyi hedeflediler. Bu amaçla Ayşe ve arkadaşları iyi oldukları dersleri tespit ettiler ve sonuçta belirledikleri öğrencilerle birlikte ders çalışmaya başladılar. Sonuçta Ayşe ve arkadaşları hem projenin başarısını hem de Hz. Muhammed'in ya öğrenen ol, ya öğreten ya dinleyen ol ya da seven beşincisi olma sözüne layık olmanın haklı gururunu yaşadılar. Burada çok güzel bir sosyal sorumluluk projesini görmekteyiz. Değerler yaşayarak aktarılabilir ki burada Ayşe de Ayşe ve arkadaşı da peygamberimizin hadisi şerifini ilham alıp referans edinip insanlara yardım ediyorlar sevgili arkadaşlarım. Bakın zayıf oldukları derslerde Öğrencilere, alt sınıftaki öğrencilere yardım ediyorlar. Hazreti Muhammed'in öğütleri yeni değerlerin üretilebilmesine kaynak olabilir. Zaten az önce de belirttiğimiz gibi Ayşe ve arkadaşları projenin başarısını Peygamberimizin hadisi şerifinden elde ediyorlar. Yani ilham kaynağı olarak Peygamberimizin hadisi burada söz konusu. İslam dini eğitime ve bilgiye önem vermektedir. Kesinlikle doğru. Zaten Peygamberimizin bakın ya öğrenen ol ya öğreten ol ifadesinde. İslam dininin ilmi son derece önemli gördüğünü görmekteyiz. Zaten Kur'an-ı Kerim yaklaşık 500 tane ayetinde insanın akletmesini, ilmin peşinde koşmasını bizlere öğütlemektedir. O yüzden bilgi çok önemlidir İslam dini için. Birliktelik ve dayanışmayla sorunlar daha rahat çözülebilir. Evet burada sosyal bir sorumluluk projesiyle Ayşe ve ait olduğu değerler grubundaki arkadaşlarıyla birlikte bir işbirliği yaparak zayıf olan öğrencilere dersler konusunda bir yardım söz konusu ve bu şekilde de birçok sorun çözülebiliyor. Eğitim sadece bireysel çabayla gerçekleşebilir. Halbuki burada bakın zayıf öğrencileri düşündüğümüz zaman sadece kendi çabaları söz konusu değil. Ona el uzatan Ayşe ve Değerler Kulübü'ndeki arkadaşları var. Onlar da yardım ediyor. Dolayısıyla sadece bireysel bir çaba söz konusu değil parçamıza göre. Cevap E oldu. 19. soru arkadaşlarım. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi mutazavvıf Hacı Bayramı Veli'nin bu düşüncesinde etkili olmamıştır? Diyor ki Hacı Bayramı Veli, ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın ve komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir. Arkadaşlarım burada özel yaşamın gizliliğini korumak gerektiğinden bahsediyor Hacı Bayramı Beli. Yani özel hayatın gizliliğini ihlal etme anlamına gelen tecessüsten kaçınmamız gerektiğinden bahsediliyor. Mesela A seçeneğine baktığımız zaman tecessüsten kaçınmamız gerektiğini Rabbimiz emrediyor. Diyor ki Rabbimiz ey iman edenler birbirinizin kusurlarını mahremiyetini araştırmayın. Bakın mahremiyet kişilik demektir, gizlilik demektir. Dolayısıyla A seçeneği Hacı Bayramı Veli'nin düşüncelerinde etkili olmuştur. Yine Peygamber Efendimizin hadisine bakalım. Kim bu dünyada başka bir arkadaşının ayıbını örterse kıyamet günü de Allah onun bir ayıbını örter. Bakın yine arkadaşlarımızın sırlarını ifşa etmeyin, kusurları ifşa etmiyor diyordu Hacı Bayramı Veli. Bu hadisi şerifte de zaten peygamberimiz arkadaşınızın ayıbını, kusurunu örtün buyuruyor. C seçeneğinde Din kardeşini bir suçundan dolayı ayıplayan kimseye ayıpladığı şeyi yapmadan ölmez buyurulmuş. Yine bakın din kardeşimizi ayıplamanın doğru olmadığını görüyoruz. Yani Hacı Bayramı Veli'nin düşüncesinde etkili olan bir dini metin bir hadisi şerif. E seçeneğine bakalım. Allah zulme uğrayanın dile getirilmesi dışında çirkin sözlerin açıklanmasını sevmez. Yine aynı şey. Bakın arkadaşlarım çirkin sözleri açıklamayın diyor Rabbimiz. Ama D seçeneğinde arkadaşımızın kusurunu örtmek, özel hayata riayet etmek, özen göstermekten bahsedilmiyor. Müminlerin kardeş olduğu ve kardeşlerimizle iyi geçinmemiz gerektiğinden bahsediliyor. Yani doğrudan ahlaki anlamda arkadaşlarımızın sırlarını paylaşmamak gerektiğinden veya tecessüse bulaşmamak gerektiğinden bahsedilmediği için cevabımız D olacaktır. Sevgili arkadaşlarım, din kültüründe son sorumuz 20. soru. Buna göre aşağı, aşağıdaki en baştan alıyorum. Değerli arkadaşlarım, din kültürü ve ahlak bilgisinde 20. soru son sorumuz. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde hata yapıldığı bizlere soruluyor. İslam medeniyetinin mimari zenginliğini ve estetik anlayışını yansıtan eserlerin her biri döneminin mimari teknikleri ve sanat anlayışları ile şekillenmiş ve günümüze kıymetli kültürel mirası olarak ulaşmıştır. Aşağıda İslam medeniyetinin önemli mimari eserleri ve bulundukları bölgeler verilmiştir. Arkadaşlarım Tac Mahal Hindistan bölgesinde yer almaktadır. Sultan Ahmet Camii Anadolu'da yer almaktadır. Elhamra Sarayı Endülüs'te yer almaktadır. Mescidi Haram Mekke'de yer almaktadır doğru. Şimdi Endülüs şu an günümüzde İspanya bölgesindedir. Ülkesindedir. O sınırlar dahilindedir. Yüzlerce yıl Emebiler Endülüs'te hüküm sürmüştür. O yüzden İslam mimarisine ait önemli eserler vardır. Yalnız Kubbetü's Sahra Endülüs bölgesinde değil Kudüs'tedir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla A seçeneğinde yanlış bir eşleştirme var ve bizim de cevabımız olacaktır. Değerli arkadaşlarım, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini zorunlu olarak almak zorunda olmayan öğrenci arkadaşlarımız için felsefe sorularına başlıyoruz. 21. soru. Tek tek olgulardan yola çıkarak genel önermelere ulaşabilmek için izlenen düşünme yoluna tümevarım denir. Tümevarım yöntemi bilimsel önemini 17. ve 18. yüzyıllarda kazanmıştır. Buna göre tüme varım hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Tek tek olgulardan hareketle genellemelerde bulunmaktır tüme varım sevgili arkadaşlarım. Kesin olarak kanıtlanmış bilgiler vermez. Akıl yürütme yöntemi çünkü. En geçerli akıl yürütme yoludur. Hayır aslında en fazla eleştirilen akıl yürütme yöntemidir. Örnekle açıklayacağız. Genel prensiplere dayanarak gözlemleri açıklamaz. Tek tek bilgilerden genellemelere ulaşır olgusal sonuçlar elde edilecek diye bir kaide de yoktur. Şimdi ben size bir örnek vereyim tüm evrimle alakalı. Leylak bir çiçektir ve mis gibi kokar. Gül bir çiçektir, mis gibi kokar. Papatya bir çiçektir, mis gibi kokar dedim. Bu üç bilgiden hareketle o halde tüm çiçekler mis gibi Kokar şeklinde bir genellemeye ulaşabilirim ya da güzel kokar şeklinde bir genellemeye ulaşabilirim. Bu tüme varımdır. Tek tek bilgilerden hareketle genellemeye ulaşmaktır. Zaten bakın ilk cümlemizde tek tek olgulardan yola çıkıp genel önermelere ulaşabilme için izlenen düşünme yöntemi olduğu geçiyor. Dolayısıyla cevabımız A olacaktır. Sevgili arkadaşlarım 22. sorumuz bu ifade bilginin kaynağına dair görüşlerden hangisine karşılık gelir diye soruluyor. Duyu organlarımız bizi doğrudan doğru bilgiye ulaştıramaz. Ancak bize bilginin ham maddesini verir. Bilgi ise bu ham maddelerin birleşiminden ibaret değildir. Buraya dikkat edelim. Deney ile elde edilen bu veriler akıl tarafından işlenir ve doğru bilgiye ulaşılır. Rasyonalizm akılcılık demektir değerli arkadaşlarım. Rasyonalizme göre doğru bilginin tek kaynağı vardır o da akıldır. Empirizm Özellikle rasyonalizmin doğuştan bilgi iddiasına karşılık karşı çıkar. Empirizme göre özellikle en önemli temsilcisi John Locke'a göre insan zihni doğuştan tabula rasa boş bir levhadır. Bütün bilgilerimiz tecrübeyle, deneyle oluşur. Pozitivizm olguculuk demektir. Yani somut dünyayı ön plana alır bilimsel yöntemlere esas alır deney ve gözlemi. Entüsyonizm ise sezgiciliktir. ...içsel bir şekilde bilgiye ulaşacağımızı söyler. Altı çizili olan bölüme odaklanalım değerli arkadaşlarım. Deneyle elde edilen veriler var ve akıl tarafından işleniyor. Bu yaklaşıma kritisizm denir. Immanuel Kant tarafından savunulmuştur. Kant doğru bilginin kaynağında aklı gören rasyonalizm ile deneyi gören empirizmi hem eleştirmiş hem de uzlaştırmıştır. Dolayısıyla bilginin kaynağında akıl ve deneyin işbirliğine ihtiyaç vardır. Cevap C olur. Gelelim 23. sorumuza. Bu ifade din felsefesine dair yapılan araştırmada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? Din felsefesi üzerine araştırma yapılır iken inanca dair var olan tutumun yapılan çalışmaya kesinlikle karıştırılmaması gerekir. Bu çalışmayı yaparken önemli olan şey Araştırmacının inançlı ya da inançsız olmasından ziyade araştırma sonucu elde ettiği verileri olduğu gibi kullanmasıdır. Arkadaşlarım, din felsefesi dinin temel ilkeleri üzerinde rasyonel, akılsal olarak düşünmek ve eleştirel bir tavır geliştirmektir. Bir din felsefecisi ister inanıyor olsun, ister herhangi bir inanca sahip olmasın dine tarafsız yaklaşır. Din olgusuna tarafsız yaklaşır. Evrensellik bütün insanlığa hitap etme anlamına gelir. Subjektiflik, öznerlik demektir. Sistemlilik belirli bir yöntemle çalışmalarda bulunmaktır. İnançlarla çelişmeme gibi bir özelliği yoktur din felsefesinin arkadaşlar. Şimdi ne diyor ilk cümlemizde? Din felsefesi araştırması yapılırken inanca dair olan tutumlarımızın kesinlikle çalışmaya karıştırılmaması gerekiyor. Yani duygusal davranmamak objektif tarafsız olmak gerektiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla da cevabımız E seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlarım 24. sorumuz. Buna göre bilimin varlığa dair yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Bilim varlığın insan zihninin dışında var olduğunu düşünür. Yani bilim varlığın olup olmadığına dair bir tartışmaya dahil değildir. Varlık bilim açısından zaten vardır. Değerli arkadaşlarım nihilizm varlık felsefesinde karşımıza çıkar. Diğer alanlarda da çıkıyor. Varlık yoktur diyen yaklaşımdır. Felsefe bilimden farklı olarak varlığın olamayabileceğini de düşünebilir. Hitçilik demektir nihilizm. Septisizm, kuşkuculuk demektir. Fenomenoloji, varlık felsefesinde görüngü bilim ve öz felsefesi demektir. Varlığın özüne ulaşmak için öze ait olmayanları bir kenara bırakmak gerektiğinden bahseder. Dualizm, ikiciliktir. Tabii dualizm deyince aklımıza Descartes gelir o varlığı ruh ve bedenle açıklar. Bu yüzden ikinci bir görüşe sahiptir. Bilim zaten baştan varlığı kabul ederek yola çıkıyor arkadaşlar. İnsan zihninin dışında varlık vardır demek realizm yani gerçekçiliktir. Bu da cevabımızı A yaptı. Değerli arkadaşlarım 25. sorumuz buna göre aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl felsefesi için söylenemez? 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadarki felsefe anlayışlarını kapsayan 20. yüzyıl felsefesinde hakikati nasıl ulaşılabileceği üzerine yapılan tartışmaların yanı sıra yaşanılan toplumsal sıkıntıların sonuçları üzerine de farklı fikirler ortaya atılmıştır. Aklı ve deneysel bilgiyi ön plan alan aydınlanma düşüncesiyle birlikte bilime duyulan güven artmış, buna bağlı olarak gerçekleşen teknolojik gelişimle birlikte üretim günlük hayatında vazgeçilmez olmuştur. Bilim ve teknolojik gelişmeler beraberinde bilimin nasıl yapılması gerekliliğine dair tartışmaları da getirmiştir. Aydınlanma ile birlikte kültüre duyulan ilgi 20. yüzyılda sosyal bilimlerin kurulmasının önünü açmış, kadın hareketi, çevrecilik gibi sosyal hareketler önem kazanmıştır. Bu dönemde filozoflar kürsü sahibi düşünürlerden oluşmaktadır. Bilime dair yeni yöntem anlayışları bu dönemde, öne sürülüyor. Zaten bilimin nasıl yapılması gerektiğine dair tartışmalarda yine 20. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlarım, uzmanlaşmaya bağlı olarak yeni akımlar ortaya çıkmıştır. Bakın, 20. yüzyıldaki filozoflar alanında uzman akademisyenlerdir. Yani üniversite hocalarıdır sevgili öğrenci arkadaşlarım. Dolayısıyla bakın kürsü sahibi düşünürlerden oluşmaktadır. Yani C'ye de ulaşıyoruz. Düşünürlerin çoğunu akademisyenler oluşturmuştur. Evet, filozoflar kürsü sahibidir. Üniversitede öğrencilerine hitap etmektedir. Kadınların haklarını elde etmesiyle birlikte feminizm akımı ön plana çıkmıştır. Evet, kadın hareketi önem kazanıyor bu dönemde. Yalnız parçamızda filozofların ulusal dillerinde yayınlar ortaya çıkarmaya başladığından söz edilmiyor. Zaten 20. yüzyılda felsefe gerçekten özellikle toplumsal olaylardan da 1. ve 2. dünya savaşlarından da filozoflar çok etkilenmiştir ve bütün insanlığa seslenmişlerdir. Burada ulusal dile yönelik herhangi bir bilgi aktarımında bulunulmadığı için cevabımız da B olacaktır.